İzleyicimiz e, sormuş demiş ki staj süresi emeklilik gününe tabi olacak mı? Bu yeni bir düzenleme sanıyorum Şimdi mi? Ayşe Hanım bununla ilgili tabii ki bizim e, son birkaç e, yıldan bu yana konuştuğumuz hı hı. krem tazminatı, staj sigortası yani stajyerlerin e, staj dönemindeki sigortalılığı ve emeklilikte yaşa takılanlar diye tabir ettiğimiz emeklilikte yaş şartının kaldırılması ya da farklı boyuta getirilmesi. Şimdi bunlar çok konuşuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunların üzerinde çalışmalar yapıyor ama şimdi hakkaniyetli olması açısından e, şimdi e, hani bir çalışma var bununla ilgili ama yasal bir dayanağı henüz e, düzenlemesi yapılmış değil. Staj döneminde yapılan sigortalılar, sigortalılıklar uzun vadeli sigortaya diyoruz biz emeklilik için gerekli olan iki tane sigortaya prim ödenir. Bir kısa vade, bir uzun vade. Kısa vade, <laughs> özür dilerim, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı işte staj dönemlerinde kişileri korumak için yapılır. Bir de uzun vadeli vardır. O da hem içinde kısa vadesi vardır hem uzunu vardır. Bu da emeklilik için ve ölüm aylığı bağlanması için gereklidir. Staj döneminde Uzun dönem e, emeklilik ve ölüm aylığı primi ödenmediği için hı hı. E, sigorta başlangıcı olarak sayılmıyor. E, staj döneminde yapılan sigortalı sig sigortalılar şunu talep ediyorlar: Bizim başlangıç tarihimiz olarak kabul edilsin hı. şeklinde bir beklenti var. Umarım bunlar da düzeltilir. Sosyal güvenlik sistemi son 10 yıldır, 12 yıldan bu yana inanılmaz düzenlemeler yaptı vatandaşlarımızın lehine. Halen eksiklerimiz var ama bunlar da peyderpey yapılacak şeyler. Evet, Bu yönde bir kamuoyu oluşmaya başladı. Nitekim evet. çoğu iş sahasında da artık staj dönemleri mecburi. Tabii. Hani mesleği hatta 3. 4. sınıftan itibaren stajlar yapılıyor. Bizim kurumumuzda da mesela işte evet. üniversite hatta lise öğrencileri dönem boyunca bizde staj yapabiliyorlar. Dolayısıyla uzun soluklu çalışma hayatının bir provası gibi, böyle bir kesinlikle, ön hazırlığı gibi kesinlikle. değerlendirilebilir. Bu noktada bir talep varsa da ifade ettiğiniz gibi mutlaka e, bu talepler mutlaka, değerlendirilecektir. Mutlaka. Siyasilerimiz bunu göz ardı etmiyor ama evet. e, şimdi sistemin üzerine bir anda yüklenmek de doğru değil. Mesela emeklilikte yaşı takılanlarla ilgili geçtiğimiz günlerde mecliste bir e, konu gündeme geldi. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili sosyal güvenlik sisteminin bu yükü kaldıramayacağını evet hmm. sigortacılığı bilen, <laughs> sigortacılık tekniğini bilen bir insanın bunu e, ön plana getirmemesi lazım çünkü bunu e, yaş şartının kaldırılması şeklinde değil başka argümanları kullanarak çözmek daha mantıklı. Hmm. Biz de tabii o dönemlerde görüşlerimizi önerilerimizi yaptık. Eğer böyle bir konu gelirse de detaylandırırız. Peki.